Yanına çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Alo. Abla ben Kiraz. Ha, alo Kiraz. Ne oldu ablacığım? Mahkemedeyim ben şimdi. Annem. Annem mi? Gitti. Ne? Ya aşk mı yaşayacakmış falan. Bir adamla gitti. Sizi mutlu görünce ben de mutlu oluyorum. Annen nasıl? Annem çok iyi. Hastanede şimdi tedavisi devam ediyor. Çıkınca da eve gelecek. Her şey yoluna giriyor yani. Çok sevindim. Zaten sizinle olduğu sürece çocukları almayız Filiz. Ama yani düşünmek bile istemiyorum. Eğer giderse tekrar başa döneriz. Ama o zaman da Vasili'yi sen alırsın. Evlisin ve işine de devam ediyorsun. Yani yine bir sorun olmaz. Ne oluyor? Ben bir şey soracağım. Bir hastayı arıyorum da Yeliz Sürmeli. Bu laboratuvarda test yaptıracaktı. Kimliğini almıştınız girişte falan hani. Gördünüz mü? He, o çıktı az önce. Çıktı mı? Kimliğini aldı gitti. Mahkememize yapılan başvuruda her iki tarafta boşanmak istediğini beyan etti. Açık yargılamaya başlandı. Hazır taraflardan soruldu. Cemil Engin, ayağa kalkar mısınız? Filiz Engin'den boşanmayı kabul ediyor musun? Evet hakim bey, kabul ediyorum. Peki, oturabilirsin. Filiz Hanım, ayağa kalkar mısınız? Cemil Engin'den boşanmayı kabul ediyor musunuz? Filiz Hanım, mahkememize sunulan dava dilekçesinde eşinizden ayrılmak istediğinizi belirtmişsiniz. Bu isteğinizi tekrar eder misiniz mahkeme önünde? Hayır hakim bey, ben boşanmak istemiyorum.
Boşanmak istemiyorsun, doğru mu? Doğru. Eşin boşanmak istiyor ama. Hakim Bey, ben aslında eşimi çok seviyorum. Ya aramızda öyle bir anlaşmazlık oldu. Eğer o da beni seviyorsa, söylediklerinde gerçekten samimiyse, ben de ikinci bir şans istiyorum Hakim Bey. Boşanma talebimi de geri çekiyorum, davamı takip etmiyorum. Cemil, ne yapıyorsun oğlum sen? Cemil. Sessizlik. Kızım, kocan davayı takip etmeyeceğini beyan etti. Kocanı seviyor musun? Sen de davandan vazgeçiyor musun? Seviyorum. İkiniz de davayı takip etmiyorsanız dosyayı işlemden kaldırıyorum ben de. Yaz kızım karar. Taraflarca takip edilmeyen boşanma davasının işlemden kaldırılmasına karar verildi. Fatma teyze. Anne. Fatma teyze kendine gel. Doktor çağır. Fatma teyze. Filiz. Doktor misin? Çağır. Filiz. Kolaya su falan verin şuradan. Doktor çağırın. Teyze iyi misin? Barış. Bu kadar benden. Kaçtı göz arasında. Ya abi bilmiyorum ama şu hareketiyle kanıtladı yani babamın kızı olduğunu. Aynen. Lan oğlum hiçbiriniz bu kızın telefonunu almadı mı? Vallahi ben almadım. Zeynep. Sende var mı ablanın telefonu? Ha? Yok. Oğlum kız konuşamıyor zaten ya. Aa. Lan ablamda vardır belki. Kiraz bilir. Kiraz nerede lan? Bu kadar işin içinde. Abi geldi. Neredesin kız sen? Bu kadar olay var. Ne de sen kayboluyorsun ha? Annem gitti abi. Ne gitti? Gitti işte. Ya Kiraz ne demek gitti ya? O demek gitti işte. Bizi yine bıraktı. Ya Kiraz saçmalama ya. Sen yanlış anlamışsındır. Yok öyle bir şey abi. Ne yanlış anlaması ya Fiko? Ha? Gitti gitti. Bizi yine bıraktı gitti. Size söylemeye çalıştım dinlemediniz. Gitti annem yok gitti. Kiraz tamam Allah aşkına bir bağırmayın. Sakin olun Fiko. Ya abi yok ya. Bir yanlış anlamışsındır ya. Ya baksana bilip bilmeden konuşuyor. Madem bana inanmıyorsun git annemin odasına bak. Yok annem yok gitti. Bir adamı alıp gitti. Ne adamı ya? Ne diyorsun sen? Kaç gündür hastanede bir adamla geziyordu. Odada falan da gördüm ben. Onunla gitti herhalde bu ya.
Sırası mı ya? Ya abi yok ya, eve gideceğim dedi abi. Tedavi oluyordur abi ya. Ya ben odasına bakacağım. Fiko dur lan Fiko. Sen buraya bak. Ya abi ya, annem dönecektir ya. Ya bir kiraz yanlış anlamıştır abi. Ya be eşyaları kesin burada. Fiko. Sakin ol abiciğim, gel. Gitti oğlum işte, anlamıyorum işte. Ya abi anlamıyorum ya. Annem nerede? Şükran Elibo. Şükran Hanım bu sabah kendi isteğiyle taburcu oldu. Gitti annem şimdi, öyle mi? Abi, annem biz yalan söyledi mi? Anne eve gelecekti. Çıkalım. Gidelim babam. Hadi her şey hastalıktan da abi. Hastalıktan oğlum işte, annemin yaptığı. Hastalıktan yani, kendi karar veremiyor ki. Yoksa yapmazdı oğlum. Abi annem bir daha dönmesin ya. Ya abi yalan söyleyecek de dönmesin ya. Ya dağ başı mı burası? Önce kocamı vurdunuz, şimdi evimi basıyorsunuz. Bizde para yok diyorum, olsa veririz. Bırakın gideyim artık. Bana bak, tufan gelmeden bir yere gitmek yok. Anladın beni? Otur yine şimdi. Tufan gelse de size aynılarını söyleyecek ama. Vallahi ben anlamam. O parayı almazsam buradan cenazeniz çıkar. Anladın beni? Ya borç bizim borcumuz değil ki. O Ferda denen yılanın. Kadını tanımam etmem. Borcu takan o, derdi çeken biz. Ya kadın resmen evimin ortasına kadar geldi. Ocağıma bomba gibi düştü ya. Nasıl yani? Ferda buraya mı geldi? Evet. Bunca yıl sonra kocasını göresi gelmiş efendim. O kadın arsız, arsız diyorum size. Siz paranızı kaptırmamayı başarsaydınız bunların hiçbirisi başımıza... Yes be! Elindeki silahtan daha çok çalışıyor çenem maşallah. Siz benim neler çektiğimi biliyor musunuz? O kadın yüzünden benim evliliğim bitme noktasına geldi. Kadın resmen kocamla flört ediyor ya. Evin ortasında böyle bornozla geziyor. Bacaklarını aça aça böyle koltuklarda yatıyor ya. Ama ben Tülay'sam eğer, ben ona pabucu vururum. Burada mı? Sessiz ol. Yoksa senden başlayacağım. Anladın mı beni? Başıma sancı girdi yemin ederim ya. Nasıl büyük çene var bu karıda ya? Elini indir. İndirdim sana. Biraz daha iyi gibisin sanki ha? İyiyim biraz. Ahmet bırakacak şimdi seni eve. Biz de Filiz'le hemen arkanızdan geleceğiz zaten. Gelirsiniz tabii. Bu kızı eve alacak mıyım, almayacak mıyım? Görelim bakalım. Anneciğim tamam, böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Tabii. Şimdi bunları sonra konuşalım. Tansiyonu fırlayacak yine. Tamam mı? Gel. Gel falan teyze. Yavaş. Kardeşim çok sağ olasın. Çok zahmet oluyor ya. Ne demek abi, lafım olur. Hadi selamet. Ne oldu öyle ya? Niye boşanmak istemedin? Kiraz aradı. Annem gitmiş. Yani kayıplara karışmış. Hadi ya.
Ben de. Ya benim güvenmemem gerekirdi. Biliyordum böyle olacağını. Üzüldüm Filiz'e. Ben sana yalan söylemek istemiyorum Cem. Bu evliliği sadece kardeşim yurda götürmesinler diye sürdürüyorum. Seni de çok zor duruma düşürdüm, farkındayım. Bugünden itibaren ne gerekiyorsa onu yapacağım. Yok Filiz, yani ben bir söz verdim. Biz bir yola girdik. Böyle bizim sözümüzden dönmemiz olmaz yani. Sen ihtiyaç duyduğun sürece bu evlilik sürecek. Sağ ol. Sürecek de tabii. Artık bir şartım var. Şart demeyelim, rica diyelim istersen de. Bak. Ya senin düşündüğünden çok daha fazla konuşuyorlar arkamda, tamam mı? Akrabalar ayrı, karakolda ayrı, mahallede ayrı. Annem de ben de gerçekten çok yıprandım. Yani bunu devam ettireceksek gerçek bir evlilik gibi görünmesi lazım. Yani gelip bizde falan kalman gerekecek o şartla. İşte bir tek onu yapamam canım. Benim kardeşlerim yalnız kaldı. Babam hasta. Annem gitti. Bensiz yapamazlar. Ya tamam da Filiz. O zaman ne bileyim sen bizde kal. Ha. Yani olabilir aslında. Tam geceleri kalmam. Ben seni rahatsız etmem, merak etme. Gider bir arkadaşla kalırım geceleri, olabilir. Olabilir de tabii şimdi bunu anneme gidip anlatmamız lazım beraber. Cemil biliyorsun babam hasta, hastanede. Yeliz bugün bakacaklar, test yapacaklar karaciğeri uygun mu diye. Kardeşlerim perişan, gelemem ben bugün. Ha. Tabii bir de Yeliz durumu vardı ya. Ne yapayım Filiz yani? Ben tek başıma bunu anneme anlatamam. Gidip beraber anlatmamız lazım bu kadar şeyden sonra. Hastaneden sonra gelin, olur mu? Tamam, olur. Anlaştık. Çocuklar sana ne? Abla. Canım. Abla, iyi ki geldin. Annem gitti. Yeliz abla da. O nereye gitti ya? Bilmem. Kubura düştü herhalde. Ne demek o? Tuvalete girdi, çıkmadı. Yok yani, gitmiş. Ay. Abla, babama ne olacak şimdi? Yeliz abla da gitti. Ablacığım, yani Zeynep burada gider mi Yeliz abla? Gelir o, sen korkma, tamam mı? Doğru ya, Zeynep burada. Abla, annem artık dönmez değil mi? Dönerse de dönmesin istemiyorum. Kim gelmiş, kim dönmüş bizim umurumuzda değil, tamam mı? Biz yolumuza bakacağız. Babam da iyileşecek. Tamam, siz merak etmeyin. Abla, sen Barış'ta değil miydin ya? Barış da. Aa, evet. Barış abi nerede ki? Bir dakika ya. Annem de gitti şimdi. Bizim yurt mevzusu ne olacak? Yurt mevzusu diye bir şey yok, kapandı. Ben hallettim her şeyi, tamam mı? Siz merak etmeyin, yurda dönmeyeceksiniz asla. Siz düşünmeyin bunları. Hikmet hadi al çocuklar eve. Fiko asma sırasında. Hadi. Hadi Fiko. Zeynep hadi gel. Abla, Barış nerede ya? Mahkemedeydiniz beraber. Allah aşkına rahmet, sonra konuşalım tamam. Bir babamı görelim hadi. Nerede kaldı bunlar ya? Niye kimse gelmiyor ki? Şşt! Hı! Hemşire! Hı! Şşt! Benim ciğer nerede? Hadi getirin de takın şunu ya.
Bak bak şuna bak ya. Hemşire! Ne bağırıyorsun ya? Geldiniz mi çocuklar ya? Ne oldu? Ablanızın testleri bitti mi? Ha? Ciğer bana oluyor muymuş? Ha? Hadi bir an önce takın da şu ciğeri. Ben buradan gideyim. Yat yat sıkıldım ya. Of. Yeliz yok baba. Ne demek yok lan Yeliz? Yeliz gitmiş. Nasıl gitmiş? Baktınız mı kapının önünde, tuvaletlere falan baktınız mı? Baktık baba, her yere baktık. Yok. Nankör. Nankör işte. O kadar besle büyüt, ondan sonra. Bu olmadı değil mi? Olsun, nankör. Yine de nankör işte. Ne yapacağız şimdi Hikmet? Rahmet ben baba. Rahmet. Bana ciğeri nereden bulacağız? Baba korkma. Şimdi kadavradan nakil listesinde adın var zaten. Birkaç güne de üniversite hastanesine nakledecekler seni buradan. Yok ben gitmem ya. Senin durumunda olan herkes orada yatıyormuş. Yok ben burada gayet iyiyim, rahatım yerinden. Olur mu baba, gitmen lazım. Ya kızım anneniz bu hastanede yatıyor, onu bırakıp nereye gidiyoruz ya? Baba, sana bir şey daha söylememiz lazım. Annem... Ay uyuyor değil mi? Dayıyorlar ona ilacı, dayıyorlar ilacı. Civa gibi kadını zombiye çevirdiler ha. Annem gitmiş baba. Gider tabii canım. Sıkılmıştır kadın, normal. Öyle değil baba. Nasıl? Burada tanıştığı bir adamla gitmiş. Kim lan o herif? Hastaymış o da. Burada annemle birlikte. Sabah birlikte çıkmışlar hastaneden. Baba üzülme. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Çıkın dışarı hadi. Çıkın. Çocuk gibi ağlattı hasta adamı, görüyor musun? Hayvan böyle işte. Rahmet. Pardon abla. Kendi haline bırakalım ya, yalnız kalsın biraz. Rahmet, sen kal babamla, ben Cemil'lere gideceğim. Boşanamadık. Yani ben istemedim. Nasıl ya? Niye? Kiraz aradı, annem gitti diye. Oh be abla ya. Barış ne yaptı peki? Barış gitti. Nasıl gitti? Gitti yani. İşte her şey bitti dedi filan. Bitti ama gerçekten. Gördüm yani gözlerimde. Çok üzüldüm ya. Ya... Peki ben bir şey soracağım. Şimdi sen Cemil'le boşansaydın, Barış'la evlenseydin biz bu çocukları alamıyor muyduk ya? Olmuyordu işte öyle. Annem geldiğinde ben avukatla konuştum ya. Hı. O zaman sordum. İşte
boşandın, bir daha başka biriyle evlendin, vasiyeye bir daha başvurdun falan. Hakim güvenmez vermez çocukları sal dedi. Reyhan Hanım da boşanma bekle deyince... Zaten çocukları bir daha yurda alırlarsa çıkmaları çok zormuş. Ne yapayım? Ama neyse, neyse. Şu babamın nakil işlemini öğren. Ne oluyormuş hallederim. Tamam buralar bende ya, sen şey yapma. Hiç. Ha bir de... Bir şey soracağım mı? Sakin ol tamam. Ne oldu ya? Cemil bizde kalacak bundan sonra. Yani gerçekten evli gibi görünmemiz lazım. Nasıl? Bizim eve mi gelecek Cemil şimdi? Rahmet ne olur sen yapma bari. Çocuklar zaten abuk sabuk tepki verecek. Mecburum. Tamam ya. İyi görüşürüz. Barış beni affet. Mecburdum. Çocuklar için mecburdum. Başka şansım yoktu. Lütfen ara beni, konuşalım. Lütfen. Valla üstünden nasıl büyük kalktı inanamazsın Ferda. Şu dilekçeyi verdik ya, artık boşanmasında bir şey yok. Bunca senenin hatırası, böyle mutlu geçen evliliğimiz falan hepsi yüktü sana öyle mi? Böyle de bir öküzsün yani sen. Valla istediğini söyleyebilirsin Ferda. Artık senden kurtuluyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Beni bırakıp o karıyla evleneceksin ha? Helal olsun sana. Karıya bak ya. Resmen yuvamızı yıktı bizim. Ne yuva ama? Kız nerede ya? Çıktı mı acaba? Ay ne çıkacak be? Heyecanla bekliyordur şimdi. Ama bak, ben de Ferda'ysam eğer bunu onun yanına bırakmam, tamam mı? Yani bu dünyada olmazsa ahirette mutlaka onun şeyinde bırakmayacağım peşini. Ay. Siz sonra içeri geç. Ne oluyor lan? Tülay, içeri. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Tamam, tamam geldim ben, tamam korkma. Lan indir oğlum şu silahı. Yok ya, başka. Ferda, ne haber? Görüşemiyoruz. Aa, ne haber Ati? Görüşemedik, evet. İyidir, iyidir de. Sen bu parayı vermeyeceksin galiba. Hep boş muhabbet böyle. Ben bu muhabbeti bitireyim ya da ha? Para yok ki Ati yani. Olsa ben neden kaçayım ki değil mi? Tamam ulan tamam. Ne istiyorsan yapacağım tamam. Tamam şikayetçi falan da olmayacağım. Yeter ki evimden. Senet imzalayacaksın Tufan. Bu parayı başka türlü alamam senden herhalde ben. Tamam tamam ver ne istiyorsan imzalayacağım. Ver seneti. İnsanın kocası gibisi yok bak, görüyor musun? Al. Tamam, tamam bırak artık. Çık gidin. Çık gidin, çık gidin. Çık lan eline. Yok öyle gitmek. Önce senedin ilk taksitini vereceksin. Yoksa ben buradan gitmem. Hadi. Dükkana gitmem lazım. Yok burada para. Ben buradan çıkmadan kimse çıkamaz. O zaman kahveye ara, çırağın getirsin parayı. Değil mi? Parayı getirtir. Hadi. Aşkım. Benim tuvalete gitmem lazım. İyi sen git. Seninle işimiz yok. Ya da durdurduk. Lan oğlum. Evet. Akıllı. İkiniz gideceksiniz. Nasıl yani? Ferda gel buraya. Al getir şunu. Ay ne oluyor be? Gel ay be. Bırak. Ne oluyor? Bırak. Bırak.
Ay kelepçeli yok. Hayır, ben de... Tufan. Sakin ol, güzel. Ay. İhtiyaç molası. İkiniz tuvalete birden gireceksiniz. İkiniz bir arada çıkın, tamam? Ya ben yapamam bu işi böyle. İyi, o zaman siz bilirsiniz. Geçin oturun. Ama bir daha göndermem. Haberiniz olsun. Hadi bayım. Hadi, ihtiyaç molası. Hadi, hadi. Yürü. Bir çeşit eksik daha şu an. Hoş geldin. Baban nasıl? İyi, sağ ol. Filiz geldi anneciğim. Merhaba Fatma teyze, nasılsınız? Çok iyiyim sayende. Ya, otursana. Şimdi anneciğim, bizim Filiz'le sana söylemek istediğimiz bazı şeyler var. Hayırdır diyeceğim ama sizden de pek bir hayır çıkmaz. Artık aynı çatı altında yaşamamız gerektiğine dair bir karar aldık. Yani madem bu evliliği sürdürmek istiyoruz, artık aklımızı başımıza toplayalım dedik. İyi olur tabii aklınızı başınıza toparlarsanız. Yeteri kadar rezil olduk zaten. Sen de çeyizini getir, varsa bir şeylerin. Yok yok, Filiz burada kalmayacak. Ben onlarda kalacağım. Ne? Fatma teyze, annem gitti biliyorsunuz. Şimdi çocuklar bensiz kalamaz. Bensiz yapamazlar yani. O yüzden böyle bir karar aldık. Üstüme iyilik, sağlık. İç güveysi yani, ha? Anacığım, ne iç güveysi? Ne biçim laf ya, Allah aşkına? Ya çocuklar perişan, neler yaşadıklarını biliyorsun. Yani Filiz buraya gelemeyecek, ben oraya gideceğim. Hem çocuklara göz kulak olacağım enişteler olarak, yanlarında olacağım. Başlatma eniştesine, olmaz öyle şey. Anne, evlenen biziz. Böyle karar aldık, böyle olacak. Tamam mı? Bu kadar. Ha, benim isteklerim vız gelir tırıs gider yani, ha? Ya hayır. Filiz ya, iki dakika dışarıda beklesen olur mu? Hemen geliyorum. Tepiş tepiş o evde nasıl kalacaksınız ha? Boş gibi orası be. Tamam anacığım, ben böyle karar aldım. Yaşayacağız işte. Böyle olması gerekiyor. Ha, sen ananı yok say, olmaz olsun senin gibi oğul. Hayda, niye böyle şeyler söylüyorsun? Üzülüyorum ya. Ya boşuna uğraşıyorsun. Çıkamayız zaten biz ona. Yakın tut, yakın. Ya, yakın tut. Acı. Ya anlayacaklar şimdi, gerizekalı. Bu kadar uzun sürmesi kimizin çişi? Ya sen gerizekalısın. Niye bağırarak konuşuyorsun? Ben mi bağırıyorum? Sen bağırıyorsun be. Of, nereden geldi bu bela başı? Yavaş. Sus. Oh, artık sus. Sus. Şimdi şuraya çık. Ne yapıyorsun be? Tamam, ıslak terlik. Terlik ağzını vuracağım seninle. Sus, sus. Ay. Tamam, tamam. Ya ne yapıyorsun ya? Tamam, ver. Ben bakacağına boş boş konuşacağım. Şunu sokmaya çalışsın ha. Kelepçe bu. Anahtar olmadan açılmaz. Biz Tufan'la çok kullanırdık da oradan biliyorum. Sen yine kaçınıyorsun bakıyorum. Vallahi senin kafanı tuttuğum gibi sütçak boyu geçiririm ben. Tamam be. Ne yapacaksın? Hadi yap. Ne yapacaksın? Bu iş bitene kadar sus artık. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İlim, elim açıyor. Birazcık böyle tutarsan olacak. Ben buradayım, kendim buradayım. Nasıl geleceğim oraya? Topumu it. Açın. Aa, ters dön. Kaçın. Kaçın, nasıl ki? Ters dön. Bastır, bastır. Allah'ım sana şükür. Allah'ım sana şükür. Allah'ım şükür. Neyse, ikna edeceğiz annem herhalde, öyle görünüyor. En başta bir sinirlendi ama alışacaktır. Yani biz de alışacağız. Merhaba Cemiloğlu. Merhaba Halime teyzeciğim, selamlar. Thank you.
Hay! Sen buradan atlayamam. Nesini atlayamıyorsun ya? 50 santim bile değil burası. Sıkıştım, sıkıştım. Sıkışırsın. Acıyor. Yeme senin böbrekleri. Yapma, acıyor ya, acıyor. Koca ya. Bir dakika dur. Çok. Elim ters döndü be, elim ters döndü. Dur bir dakika, dur bir dakika. Yavaş, çekmesin. Çekme. Dur, bir dakika dur. Dur, el ele tut. Tutsun, tamam. Öteki elini ver. Öteki elini ver. Tamam, korkma. Korkma, korkma. Konsantre ol. Yapacağız, yapacağız. Allah'ım, ben hayatımda böyle görmedim ya. Ay, geliyorum. Bacağımı kırdın, çok acıyor. Sus. Kalkayım, nasıl kalkayım? Manyak mısın? Sakat mı kalayım? Bacak mı? Kötüye bir şey olur. Ay, kilitlen, kilitlen. Kötüye bir şey olmaz. Hadi. 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 Ne olur, ne olur. Kurçak bak. Yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. Hadi. Nerede seninkiler? Alo, ne yapıyorsun içeride? Çıksanıza be, hey! Oğlum içeriden ses yok lan. Sakın bir yere kıpırdamayın. Ben geliyorum, oturun burada. İmdat! Kocama ağzı koyuyorlar! İmdat! Dur! Bak, al götür şunları. Şunu istedim sana. Tülay abla, yaklaşma! Nereden çıktın lan sen? Bas gel hele! Fiko, içeri girin lan! Ya nereye girelim abi? Tülay abla! Bas geri! Ne oluyor ya? Aa, ne oluyor be? Hikmet! Dur polis! Abi, polis! Hadi hadi! Kaçmayın lan! Filiz yaklaşma, arkama geç. Hikmet! Filiz! Kaçmayın lan! Lan bir polisin elini yatırsın! Tamam, tamam, sakin. Aldır, senin arkasına koy. Çök, çök! İn aşağı! Saçma hareket yapma lan! Ya Fiko! Ayaklarım kırıldı benim! Ya, gir sen! Ambulans! Ya, abartıyor ya! Ne oluyor buna be? Ambulans çağırın! Ambulans çağırın! Ne oldu? Abartıyor, abartıyor! Ambulans çağırın! Şimdi bu bayağı tufana bir vuran herif ha? Ha. Deminki Cemil yanımızdaydı. Halletti meseleyi. Şimdi Tülaylar karakola gidecek, sonra da hastaneye. Ferda iki bacağını da kırmış ha. Ne diyorsun ya? Vallahi nasıl düştüyse. Babam nasıl oldu? Allah iyi değil. Sen gittikten sonra beni odaya almadı ya. Çıktım geldim ben de, ne yapayım? İyi etmişsin, dinlenirsin sen de. Fiko, hadi ablacığım bir üstünü değiştir. Bir sürü maceraya atıldınız bugün.
Abla. Söyle abla, söyle. Siz Cemil abiden ayrıldınız değil mi? Şşş. Ayrılmadık ablacığım. Ayrılamayacağız da bir süre. Öyle görünüyor. Ah. Ben de size bununla ilgili bir şey diyecektim zaten. Cemil artık bizde kalacak. Yani kalmayacak da kalıyor gibi olacak. Abla o ne ya? Annesi bilmiyor ya. Yani annesi bilmediği için durumu. Hani o mutlu olsun diye. Ya abla bana ne Cemil abinin annesinden ya? Kalmayacak yok. Fiko. Bana ne yapıyor? Ablacığım siz yurtta gitmeyin diye yapıyorum ben bunları. Hah. İyi Cemil lafın üstüne gelir şimdi. Of. Yeliz neredesin sen ya? Başıma gelmeyen kalmadı. Sorma. Kusura bakma da soracağım bu sefer. Böyle çekip gidilir mi ya? Ne desen haklısın. Hadi. Yeliz abla neredesin sen ya? Merak ettik. Anlatacağım. Üşüdüm ya biraz. Biraz ısınayım. Anlatacağım. Öldüm ben ya, vallahi öldüm. Aa, Tufan yavaş. Tamam, yok bir şey, tamam. Aa, çok hadi acı. Aşkım, hadi bir an önce yatalım ya. Gülüm şu Ferda'yı bir halledelim öyle. Ay nesini halledeceğiz artık bu Ferda'nın ya? Ben de yatacağım herhalde. Aynı şeyleri ben de yaşadım. İki bacağım kırık burada. Biliyoruz. Ha bu arada bu botları uzun bir süre giyemezsin herhalde. Pencereden attığını da biliyorsun değil mi? Ya hanımlar, hanımlar. Allah aşkına bir şu yatak işini çözelim ha, hadi. Ya nesini çözeceğiz yatak işinin ya? Koyacağız koltuğa, yatacak işte kendi kendine. Ay ben orada yatamam, düşerim. Ben deli yatarım biliyorsun Tufan. Yani deli yatar. Şey orada yatırırsak şimdi oradan düşer. Düşerse de bir daha çıkamaz. Bence o yüzden bizim orada yatsın. Ne? Ne demek o? Senle mi yatsın yani? Ah bence çok güzel bir fikir. Ya yok hayatım onun için demedim. İkiniz beraber yatın işte. Ya Tufan sen delirdin mi? Kafayı mı yedin iyice? Ben niye bu kadınla aynı yatakta yatıyorum ya? Ya Tülay başka çarem var Allah aşkına. Ya senle yatacak ya benle. Senle yatayım. Allah. Tamam. Tamam benle yatsın. Benle yatsın. Ay yavaş. Önce götürelim. Hallolsun şu iş hadi. Tamam dur dur ben halledeceğim dur. Aa. Hoppa. Ay ne güzel kaldırdın beni Tufan eski günlerdeki gibi. Hayatım sen ameliyat sonrası değil misin? Dikişlerin patlayacak. Niye 80 kiloluk kadını kaldırıyorsun ya? Hadi be sensin 80 kilo. Kendi beygir haline karıştırdın herhalde. Kuş gibi kadınım ben. Deve kuşu. Hanımlar, hanımlar ikinizi birden... Bence yatalım şimdi. He? Siz de sabah devam edin olur mu? He? Ay, ay yavaş Tufan. Acıyor. Tamam, tamam. Kiraz, Zeynep'i İsmet'e al ablacığım yatın hadi. Fiko, hadi ablacığım. Hadi minibollar yatağa. Seni dinliyoruz. Hastanedeydim ya ben. İşte tam hastanedeyken ev sahibi aradı. Ben 3 aydır kirayı ödeyemiyordum da.
Adam çilingirle girmiş benim eve. Benim eşyaları da atmış sokağa öyle. Bir baktım bir de kapıda polis. İşte onlara laf anlat, eşyaları topla derken bu saat oldu. Özür dilerim ya. Ne yapalım canım olsun. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun da bir haber verseydin. Merak ettik yani seni. Hadi bizi geç de. Zeynep var evde. Ne kadar korktu biliyor musun? Öyle fırlamışım işte panikle ne bileyim. Çünkü utandım. Yani öyle işte kirayı veremiyorum da. Ev sahibi kapıya dayandı da. Bunları demeye utandım. Öyle gider halleder gelirim sandım. Halloldu mu peki? Yani. Eşyaları koydum bir arkadaşın deposuna. Ama ev gitti tabii. Kaldık mı böyle kışın ortasında sokakta? Allah'tan şimdilik buradayız ha. Kalırız hep beraber. Evet. Tabii. Ay beni boş verin ya. Babam nasıl? Allah seni bekliyor dört gözle. Ne yapsın? Şey yapalım. O zaman yarın hep birlikte bir hastaneye gidelim olur mu? İlk iş bunu yapalım. Çünkü yani babamı kurtarmamız lazım değil mi? Benim tek istediğim bu. Rahmet Hikmet hadi. Yatalım artık. Yeliz sen de al Zeynep'i benim yatağımda yat yine. Ay yok hiç gerek yok. Ben şurada kıvrılırım. Alırım kızı da kıvrılırım burada. Zaten size yeterince rahatsızlık verdik. Olur mu canım? Korktu kız bütün gün. Rahat yatsın bari. Abla sen benim yatağımda yat. Cemil gelecek diyorsun. Cemil öyle gelmeyecek. Çalışıyor zaten bugün. Öyle değil işte kalıyor gibi yapacak yani gelip gidecek. Anlatamıyorum ki hadi yat. Hadi yatın. Hadi rahmet Hikmet. Tamam. Hadi kalk yat şimdi. İyi geceler abla. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Barış lütfen telefonunu açınca ara beni. Lütfen. Tamam artık beraber olamayız biliyorum ama böyle bitmesin. Ne olur benden nefret etme. Buna dayanamam.
Ulan gram uykum yok ha. Aklım babamda. Yalnız bıraktım ya. Al benden de o kadar abiciğim. Ulan hiç mi iyi bir şey olmaz ya? Her şeyin mi üst üste gelir lan? Aslında benim tarafta güzel gelişmeler oluyor. Neymiş o? Ulan gene ne dedin sen? Hı? Yok, bu sefer ben değil. Şöyle ki... Asım'la Esra boşanıyormuş. Allah Allah. Niye lan? Niye mi? Ne demek niye abicim? Herif psikopat bilmiyor musun? Oğlum, Asım hep psikopattı. Bu kadın niye şimdi boşanmak istiyor? Ne bileyim ben canım. Allah Allah, canına tak etmiş. Demek ki boşanıyor. İyi. İyi, hayırlısı olsun başım. İnşallah. Sen bu durumdan kendine vazife falan çıkarmıyorsun değil mi canım kardeşim? Kadınla bir alakan falan yok değil mi? Hikmet. Niye yokmuş? Esra sevemez mi beni? Ya abi. Esra benim elimi tuttu. Gözlerimin içine baktı. Senin sayende kendi kıymetini anladım dedi. Boşanacak gücü senin sayende buldum dedi. Elini tuttu. Esra elini tuttu senin. Ya abi var ya, anlattığıma pişman ediyorsun ya. Ben geberteceğim oğlum seni. Yemin ediyorum geberteceğim. Asacağım oğlum ben seni. Bırak oğlum şu kadının peşini artık. Ne istiyorsun lan? Abi ben bir şeyin peşinde değilim ya, değilim. Seviyorum diyorum sana. Sen nesini anlamıyorsun bunu? Niye seviyorsan sev ya. Delirteceksin oğlum sen beni. Ya ben kime ne anlatıyorum ki? Anlatma sen. Ya. Sen var ya, aptaldan başka bir şey değilsin oğlum. Haberin olsun. Aynen. Ha. Salak. Güldürmeyen, ağlatma. Sinsi bir ok öldürmeyen, çaresi yok bu yaranın, kimde kalır kabuklar. Aslı sende.
Sen de evlendin. Şimdi köftemde büyüyen bu arsız kimsesiz topraksız çiçek, yüreğimde kor sürgün göğsüne. Bunu bana yapmazdı. Şimdi gövdende büyüyen bu arsız kimsesiz topraksız çiçek, yüreğimde kor sürgün göğsüne. Bunu bana yapmazdı. Ha, merhaba Ayla Hanım, Filiz ben. Efendim Filiz. Kusura bakmayın, sabah sabah rahatsız ettim ama ben dünden beri Barış'a ulaşamıyorum da. Yani eğer siz... Ben de bilmiyorum nerede olduğunu. En son bize geldiğiniz akşam gördüm. Ama doğru. Dünden beri telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum. Şimdi sen beni aradığına göre gene mutlaka aranızda bir şey oldu. Ayla Hanım, eğer onu görürseniz ya da sizi ararsa benim aradığımı söyler misiniz? Söyleyemem. Anlamadım. Savaş senin hayatına girdiğinden beri hep düşündüm. Seni ondan nasıl uzak tutarım diye. Ama görüyorum ki buna hiç gerek kalmadı. Çünkü sen her seferinde onu kendinden uzaklaştırıyorsun. Eğer görürseniz ya da sizi ararsa en azından iyi olduğuna... Vermeyeyim misiniz bana? Bu iş olmayacak Filiz. Kendine de Savaş'ı da yorma. Ben sadece iyi olduğunu öğrenmek istiyorum. Başka bir şeyin peşinde değilim. İyi günler Ayla Hanım. Hadi bitirin kahvaltınızı. Geç kalmayın okula, oyalanmayın. Sen yemeyeceksin mi abla bir şey? Yok, ben iyiyim. Hadi bakmayın bana öyle, hadi. Çok işimiz var bugün, hadi. Ya abi, ablam çok üzgün, baksana bir. Ne yapsın Kirazcığım? Kız bizim yüzümüzden neler yaşıyor yani? Ne oldu ki? Ya işte Cemil'den ayrılamadı. Barış gitti filan. Karışık işler. Nereye gitti Barış? Biz de bilmiyoruz vallahi nereye gitti Barış. Ha. Alo. Fiko hadi oğlum. Hadi Hikmet. Sen çocukları okula bırak. Tamam mı? Ben bir türeye uğrayayım. Tamam. Hadi iyi dersler. Hadi bakalım Çete, gidiyoruz. Abla, benim ufak bir işim var. Durakta buluşuruz. Tamam. Hop, uçtu, uçtu, uçtu. Biz, ne haber? Tufan abi, iyi misin? İyi, iyi ya. Düzeldim sayılır. Hatta kahveye gideceğim şimdi. Ha. Lan. Filiz. Aşkım, geldin mi? Nasılsın?
Aşkım. İyi, biz de hastaneye gideceğiz işte. Ha. Filiz'e tahlil yapacaklar bugün. E çocuğu ne yapacaksın? Bana bırak. E senin işin gücün yok mu? Yok canım. Benim ne işim gücüm olacak? Biz ağır hasta bakıyoruz biliyorsun. Aa. E bunun karısı iki bacağını birden kırdı ya. Eski karısı Tülay. Eski. O boşanınca olacak canım. Şu davanız bir görülsün de. Ha E'si işte kadının eli ayağı tutmuyor ki. Atsak atamıyoruz, satsak satamıyoruz yani. Hizmetlisi olduk. Ben gittim. Birbirinizi kırmayın. Dikkat edin. Hadi görüşürüz. Hadi tabii git, git sen. Geç bile kaldın sen. Bu niye kaybolmuştu? Ha. Anlatacağım sonra. Ya Tülay dua et şunun ciğeri babama uyusun da babam kurtulsun artık ya. Vallahi içim sıkışıyor. Filiz her şey güzel olacak. Merak etme Fikri abi, hiçbir şey olmayacak ya. İnşallah. Hadi çocuğu bana bırak. Şey, Barış'la konuşabildin mi? Yok. Bulur o seni, bulur. İsmucuğum hadi usludur ablacığım. Hadi gidelim. Gel kurban olduğum gel. Gel senin montunu çıkarayım. Bu kim be? İsmu. Bak bu Ferda teyzen. Bu da İsmet. Çocuk da mı bakıyorsun sen? Masajcı bakıcı. Başka ne işler yapıyorsun? Gündeliğe falan gidiyor musun evlere? İsmet benim en yakın arkadaşımın kardeşi. Ayrıca evet her işi yapıyorum. En azından senin gibi asalak olup başkalarının sırtından geçinmiyorum. Açalak. He? Ay pek de dilli bir şey ha bu. Bütün gün kafamızı ütülemez değil mi? Merak etme, kimse bizim kafamızı senin kadar ütüleyemez. İsmail dur, dur şunları götüreyim. Ufo olmuş bacak. Evet, Ufo oldu. Bu Tülay teyzen beni pencereden aşağı attı güm diye. Güm. Aa, ay vurmasana be. Aa vurma, çocuğum yapma, çocuğum. Ay bir şey yapsana kızım. Güm. Aa, ay vurma. Güm. Acıyor ama vurma çocuğum. Güm. Aa, çocuğum yapma tamam mı? Uzak dur benden, benden uzak dur. Ay, ay o jam bozulacak, yardım et. Hadi götür beni buradan. İsmo eline sağlık. Eline sağlık bir tanem benim. Yavaş. Ay niyetle. İyi ki geldin İsmo. İyi ki gördüm. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Asma burada mı? Yok, ne oldu ki? İyi, ben seninle konuşacaktım zaten. Benimle mi? Ne konuşacaktın ki benimle? Vallahi fazla uzatmayacağım. Kardeşimden uzak dur. Ne? Neden? Bir şey mi oldu Hikmet'e? O daha çok küçük. Bak, söylenecek başka şeyler var. Söylettirme beni. Ahmet, sen ne diyorsun? Mektubu saklamışsın. Elini tutmuşsun. Senin sayende boşanıyorum demişsin. Hepsinden haberim var benim. Sen çok yanlış anlamışsın Rahmet. Hı. Olur. Ben yanlış anlamışımdır. Olur. Ama sen beni doğru anla tamam mı Esra? Abla. Hadi eyvallah. Kusum dur açılmış önü. Şu önünü de kapatalım. Şöyle bağlayalım. Filiz bir şey soracağım ya. Yani yanlış anlamazsan.
Benim kafam karıştı. Sen bu Cemil denen polisten boşanıp Barış'la evlenmeyecek miydin? Öyle olacaktı ama olmadı. Olamadı yani. Nasıl ya? Kardeşlerim için. Ya bizim ailemizle ilgili bilmediğin şeyler var. Ama ne olursa olsun, insan aşkından vazgeçer mi? Sevmekten vazgeçer mi? Aşkla filan ilgisi yok ki. Ben kardeşlerim için yaşıyorum. Onları bir arada tutmak benim için çok önemli. Ne oldu? Hiç. Yani toplasam birkaç gündür tanıyorum seni. Ama inan hayran kaldım. Bir de benden küçüksün değil mi sen? Ama o kadar olgunsun ki yani bayıldım. Rahmet ablacığım nerede kaldın ya? Ya bir işim vardı ufak ya, hallet. Tamam şu önünü kapat, bu önünü açık gezmek ne oluyor ya? Ya iyiyim ben böyle ya. Rahmet kapat şunu, koca adamsın hadi. Selam. Hikmet. Ne işin var bu saatte? Okula gitmiştim. Ders boştu. Yani hoca gelmemişti. Ben de yanına geleyim dedim. Ne yapıyorsun sen? Yardım edeyim. Koli falan yok mu yerleştirecek? Dur bir dakika Hikmet. Ne oldu? Asım mı bir şey yaptı? Yok. Boşanmaktan vazgeçtim. Neden? Yani evlilik öyle hemen vazgeçilebilecek bir şey değil. Yani olmamalı. Esra ne hemen ne? Adam yıllardır eziyet etmiyor mu sana? Nesini sürdüreceksin ki sen bunun daha? Çünkü ben öyle karar verdim Hikmet. Asım'la da konuşacağım. İyi peki tamam. Ne diyeyim ki ben? Hayırlı olsun size. Şu testi 2 dakikada yapıyorlar da yani sonuçların çıkmasını beklemek ölüm gibi yani. Aynen abla ya, bu neymiş böyle? Ne oldu Zeynep? Çiş mi? İyi tamam gidelim. Geliyoruz biz. Ben de mi gitseydim bunlarla? Kapıda nöbet tutardım. Yok canım artık. E yok canım artık. Geçen sefer de gitti böyle tuvalete. Gidiş o gidiş. Ay yok saçmalama. Gelir yani. İşi çıkmış ya daha önce acil. Rabbit beni gelmesin tamam. Gelir. İyi tamam. Of, ay içim şişti, çıksın sonuçlar artık ya. E tamam ne bekliyoruz biz burada? Babamın yanına gidelim. Bu gelsin de bir. İyi gelsin de bir. Anne ne zaman evimize gideceksin? Ben sana ne dedim? Bir daha sakın bana anne deme. Biri falan duyar sakın. Peki ne zaman evimize gideceğiz? Ay gitmeyeceğiz Zeynep, şiştim. Çünkü evimizde. Neden? Çünkü öyle olacak canım benim. Anladın mı? Bak bu da aramızda sır ha. Bundan da kimseye bahsetmiyorsun. Tamam anne. Tamam abla. Ah, aferin sana. Sakın ağzından kaçırayım deme. Anladın değil mi? İyi. Hadi bakalım. Hadi. Baba, bak yine kahvaltını etmemişim. Canım bir şey istemiyor. Ama dünden beri hiçbir şey yemiyormuşsun. Ama sen daha hemşire misin sen? Burada yeterince hemşire var ya. Sen nereden çıktın ya? Eğer bir işe yaramak istiyorsan git bana bir tane bira kap gel. Öyle bir şey mümkün değil artık biliyorsun. Ciğerini değiştirecekler, ciğerini. Yeliz Hanım test sonuçları çıktı. Hadi inşallah.
Maalesef. Yeliz Hanım dokusu da uyuşmuyor. Lan göz göre göre öleceğim ben ya. Öleceğim. Öleyim lan ben. Öleyim. Karım gitmiş. Çocuklarımın hepsi faydasız. Ya tamam saçmalama ya, tamam. Ben niye bunu getirdim ki ya? Niye getirdim? Bu da bir çeşit faydasız. Başıma iş açtım. Durup dururken bir, ne bileyim, iki boğaz daha girdi hayatıma. Baba ne diyor ya? Ben acaba başka bir mahalleye mi gittim ya? Yanlış bir mahalleye mi? Ben bir daha mı gidip baksam acaba ya? Sen şu nüfus cüzdanını versene bana, nüfus cüzdanını. Ben senin adına soyadına bir bakacağım, doğru mu değil mi? Oh. Senin doğum tarihine falan bakacağım ben sana. Baba biz senin steplen miyiz ya? Bu nasıl muamele? Kızcağız nasıl üzüldü görmüyor musun? Pardon benim fazla vaktim yok. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Kadavradan ikili listesindesiniz. Birkaç gün içinde üniversite hastanesine sevk edileceksiniz. Beklemeye orada devam edersiniz. İyi günler, geçmiş olsun. Git sen, git. Git. Ne yaptık ki zaten? Ne yapabiliriz ki sen? Baba nasıl konuşuyorsun ama ya? Ölüyorum lan ben burada. Ölüyorum. Hadi çıkın dışarı. Çıkın. Gidin buradan. Faydasızlar size. Faydasızlar size. Faydasızlar. Ben sana yediririm ama o lafları. Babaymış, baba papucumun babası bu. Ama dur sen. Sen dur, ben senin en kıymetli evladın olacağım, göreceksin sen. Sen bekle. Bekle sen. Yeliz ne haber ya? Yoksun epeydir ortalıkta. İyidir. Seninle acil bir ameliyat ayarlayabilir miyiz? Bu hafta içinde ama. Hastanın olayı nedir? Siroz, karaciğer nakli bekliyor. Anladım. Bak şöyle yapalım. Bu hafta bir operasyonum vardı, iptal oldu. Onu yer alalım. Süper, olur. Bana bak. Sorun çıkaracak biri değil, değil mi? Babam olur kendisi. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Babanı mı kestireceksin bana? Ya sen karışmasana orasına. Sen bana günlük haber ver yeter. Bakayım arayayım seni. Ha para meselesini nasıl yapacağız? Hallederiz onu, sıkıntı değil. Ameliyattan sonra alırım. Tamam. Tamam hadi. Yeliz. İyi misin? İyiyim ya, sen bir de benimle uğraşma. Sen babamın dediklerine bakma olur mu? O zaten böyle düşünmeden konuşur. Ağzına geleni söyler. Bir de şimdi hasta ya, hırsınlaştı iyice. Ondan. Ben onu üzülmüyorum ya. Ben çok inanmıştım, anladın mı? Yani kurtaracaktım babamı. Hem de seneler sonra bulduğum babamı. Ben sizi de çok sevdim Filiz. Bu ailenin bir parçası gibi hissettim seneler sonra. Babamı kurtarmasan da bir önemi yok bizim için. Sen hiç düşünmeden ona ciğerini vermeyi kabul ettin. Biz bunu hiç unutmayacağız. İyi ki kavuştuk bunca sene sonra. Ben nihayet yalnız değilim be. Yalnız değilsin tabii. Biz varız. Rahmet babamla kalacak. Hadi gel biz eve gidelim. Üşümesin. Tamam. Hadi. Yürü bakalım.
Ay çocuk amma da Barış'a benziyor daha. Ben de arkadan bayağı o sandım. Sen anahtarı al eve git geleceğim. Tamam. Geç mi geleceksin sen? Nereye gideceksin? Geç kalmam merak etme. Hadi çık. Yürü. Yürü. Çık. Tufan abi. Tufan abi. Filiz. Ben de kahveye geliyordum. Ne oldu ya? Bir şey yok değil mi? Yok yok. Şükür. İyi Fikri abinin durumu ne oldu? İyi. Yani aynı. Triyelizin dokusu uymadı. Hmm. Nakil listesindeyiz yani. Bekliyoruz. Hala bir umut var. İnşallah. Ben sana başka bir şey soracaktım da. Hı. Ya ben dünden beri Barış'a ulaşamıyorum. Sen bir arasan. Ben mesajlarım da gitmiyor. Olur olur arayayım hemen. Beni engelledi de galiba. Hı. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Ulaşılamıyor diyor. Direkt kapatmış. Anladım. Sağ ol. Ne oldu? Ya Filiz. Ya ben sizin bu Barış'la duruma çok üzülüyorum ya. Vallahi. Yani deli gibi seviyorsunuz birbirinizi. Yani bu çocukların yurda gitmemesi için tek çare Cemil mi yani? Başka bir şey yok mu? Başka çarem olsa? İşte böyle boşanıp evlenirsen falan vermezler çocukları dediler. Yani Cemil'den boşansaydım direkt alacaklardı çocukları. Ben yapamam ki onlara bunu. Yani... Neyse. Tamam sağ ol Tufan. İyi tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun hazır. Bu da Aslı. İsterseniz anahtarlık takabilirim karışmasın diye. Tamam olur sağ ol. Anne ne yapacağız bunu? Yedek dursun bizde. Belki lazım olur belli mi olur? Bana bak evde hiç kimseye bahsetmiyorsun bundan anladın mı? Tamam anne. Aman Zeynep ya. Başlatma şimdi annenden. Abla. Abla. Buyurun hazır. Sağ ol. Borcum ne? 10 lira. 10. Alo, merhaba Bülent Bey. Nasılsınız? İyiyim Filiz. Asıl sen nasılsın? Baban nasıl oldu? İyiyim ben de. Babam da aynı, hastanede hala. Ama ben yarın işe geleceğim. Ona haber vermek istedim. Kusura bakmayın, böyle çok üst üste oldum. Anlayışınız için teşekkür ederim. Dert etme Filiz. Sağlık sorunu bu. Senin yapabileceğin bir şey yok, anlıyorum. Sağ olun. O zaman yarın görüşürüz. Ha Bülent Bey. Ben size bir şey daha soracaktım. Siz Savaş'ı tanıyordunuz değil mi? Telefonundan ulaşamıyorum da ben ona nasıl ulaşırım acaba? Bende de sadece telefonu var. İnan bilmiyorum Filiz. Anladım. Teşekkür ederim tekrar. İyi günler. İyi günler. Beş, altı. He, altı. Aferin. Yaz. Ne haber Hikmet? Ha, sen miydin abi? Gel, hoş geldin. Eyvallah. Cümleten, iyi akşamlar. Hoş geldin. Yemek yapıyoruz. Otursana. Ne yapıyorsunuz çocuklar? İyi. Size çikolata aldım ya. Yer misiniz? Ben yemem. Niye yemiyorsun oğlum? Kaliteli çikolata. Ucuza almadım. Şunu nasıl yapacağız?
Kiraz sen ye bari. Yok Cemil abi, ben de istemiyorum. Hayda. Tatlı yemeyen çocuk mu olur ya? Kafanız çalışmaz. Hadi. Çikolataları alır mısın Cemil? Merhaba. Merhaba, Cemil ben. Yeliz ben de. Memnun oldum. Ben de. Bak çikolataları buraya koyuyorum, yersiniz. Eline sağlık, gezi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tabağını ver de makarna koyayım. Bitirenler versin makarna koyacağım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Anlatın ya. Okul nasıl gidiyor? İyi Cemil abi. Şu yurt işi biraz aksattı ama onun dışında iyiyim. Ha. Ne oldu? Devamsızlık falan mı sorun ya? Sen dert etme. Ben gelirim, müdürle konuşurum. Hallederiz yani. Gerek yok Cemil abi. Biz hallederiz, sağ. Ben konuşurum öğretmenleriyle. Zaten bir sorun yokmuş. Ha. İyi, tamam. Niko. Basket takımına girmişsin oğlum sen. Niye söylemiyorsun ya? İzin günümde antrenman yaparız istersen. Ayıptır söylemesi, bana da akademide Cemil Jordan derlerdi. Gerek yok Cemil abi, sağ ol. Filiz, ben bu arada eve bakmaya başladım, haberin olsun. Anladım, niye? Kalabalıksınız ya. Yani şimdi malum daha da kalabalıklaştınız. Bir tane arkadaş var, Emrah. Çarşıda, emlakçı. Onunla konuştum, halledeceğiz. Biz evimizden memnunuz Cemil abi. Başka bir yerde yaşamak istemiyoruz. Ya oğlum niye öyle diyorsun ya? Sıkışıyorsunuz. Ne güzel. Ranza manza alırız size. Fena mı olur? Biz sıkışmıyoruz Cemil abi. Rahatsız biz, sağ ol. Hayda. Çocuk haklı Cemil, sağ ol. Ev baktığın için ama gerek yok. Bizimkilerin de sinir bozuk da biraz, kusura bakma. Ha. Haklılar tabii. Hayda. Niye öyle söyledin şimdi ya? Ben öğretmedim. Neyse. Hadi görüşürüz çocuklar. İyi geceler. Eyvallah. Eliz, sağ olasın her şey için. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne yaptık ki? Sen şimdi... Annene burada kaldığını söyledin de nereye gidiyorsun? Ha. Bir arkadaş var dedim ya, evi olan. Onda kalacağım, sorun yok yani. Kusura bakma. Böyle zahmet ediyorsun bizim için. Yok canım. Ben senin için her şeyi yaparım dedim. O laf ağzından bir kere çıkar. Sorun değil. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Başka bir yolda karşılaştık sonunda. Haline dert yanarsın hayaller ortasında. Bence aşka bulaşma, mağlup oldum bu yaşta. Sonra zaten anlarsın, kaybeden hep hayatta. Bu kaçıncı terk, bu yalancı rüzgar. Bir bakınca hasret bütün yıldızlar. Yabancı kaldım hem elimde acı. Beni boş ver senden, yüreğim davacı. Hem yabancı kaldım hem elimde acı. Beni boş ver senden, yüreğim davacı. Senle başka bir yolda karşılaştık sonunda. Haline dert yanarsın hayaller ortasında. Mağlup oldum bu yaşta. Sonra zaten.
kaybeden de hayatta. Senle başka bir yolda karşılaştık sonunda. Haline dert yanarsın hayaller ortasında. Bence aşka bulaşma, mağlup oldum bu yaşta. Sonra zaten anlarsın, kaybeden hep hayatta. Bu kaçıncı terk bu, yalancı rüzgar. Bir bakınca hasret, bütün yıldızlar. Bu kaçıncı terk bu, yalancı rüzgar. Bir bakınca hasret, bütün yıldızlar. Hem yabancı kaldım, hem elimde acı. Beni boş ver senden, yüreğimde avacı. Hem yabancı kaldım, hem elimde acı. Beni boş ver senden, yüreğimde avacı. Yüreğimde avacı, yüreğimde avacı. Çıkar aşkım. Ben hallettim, hallettim Tülay. Ben yokken Tülay ablayı üzme, tamam mı aşkım? Çay koysana bana. Sıkkın, sıkkın. Ya Filiz, Yeliz bakamaz mı çocuklara? Bak yüzün yine kaşık kadar kalmış. Ya zaten okuldayken bakıyor. Nerede bakıyor ya? İsmo burada işte. Ya bırakamıyorum İsmo'yu. Birden fazla çocuğa bakmamış ki hiç. Şimdi nasıl güveneyim? Peki. Sen bugün işten izin mi aldın? Hmm. Babam üniversite hastanesinden nakledecekler ya. Rahmet yalnız kalmasın dedim. Filiz. Bak her şey iyi olacak. Fikri abi iyileşecek. İçime doğuyor benim. Bozma moralimi, tamam mı? Artık iyi şeyler olsun Tülay ya. Çok sıkıldım. Barış burada olsaydı sana destek olurdu. Barış gitti. Biliyorsun. Ayrıldık tamam da. Benden nefret etmesin. Tek isteğim. Ay eder mi hiç senden nefret ya? Bilmiyor mu o seni? Bitti derken bakışını görseydin. Ben gideyim de hastaneye. Babamın ambulansı gelmeden geç kalmayayım. Tamam canım. Bir şeye ihtiyacın olursa haber et, tamam mı? Kuzum benim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Gözün arkada kalmasın. Cemil. Günaydın. Hastaneye gidiyorsan bırakayım diyecektim. Cemil abi günaydın. Günaydın. Yenge günaydın. Ben açarım Cemil sağ thank you.
Arkadaşlar merhaba. İntern odası burası değil mi? Evet hocam, burası. Ne hocası ya? Ben de internim. Ha, cidden mi? Vallahi. Galiba son dinozor benim. Hepiniz mi kalmadan geçtiniz ya? Vallahi öyle oldu. Tanışalım o zaman. Arda ben. Ay. Savaş ben de. Memnun oldum. Ama siz bana dede deyin. Boş mu bunlar? Evet, boş. Of. Hadi bakalım. Bir şey soracağım ya. Ben getirdim bunu ama önlük getirmemişim. Var mı sizde? Al bunu istersen, fazla bu. Başlıyor. Çok teşekkür ederim. Neden sürekli kaldığın belli Savaş abi. Daha en temelden sıkıntı var. Sen gelmiyor musun? Yok, ben devredeyim zaten. Seni bırakmak için gelmiştim. Sağ ol. Bir de tabii beraber görsünler de durumu toparlayalım diye. Anladım. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar, hastamıza transaminazlar neden normal değerdi? Arkadaşlar, evet hadi. Hocam, hastada hepatosit yıkımı tamamlandığından transaminazların değerleri normal şekilde izlenebilir. Savaş Bey, aramıza daha yeni katıldınız ama herkesten öndesiniz. Yok, ben öğrenci kıdemi olarak onlardan yüksekte olduğum için normal yani. Neyse arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet, bu tarz hastalarda yüksek... Nerede acaba? Burası daha iyi değil mi baba, bu hastane? Ha? Daha havadar filan. Çok iyi oldu. Geldik. Ya baba, nakil gerçekleştirilene kadar burada kalman daha iyiymiş. Sen niye takıldın buna bu kadar, anlamıyorum ben ya. Oğlum, ya annen öbür hastaneye gelip bizi sorsa o zaman ne olacak? Ha? Haklısın ya. Ben zaten... Bütün hastaneye haber verdim. Annem gelince haber verecekler. Temizledim yani. Vallahi mi lan? Bütün hastane Şükrü'nün bulu bekliyor ya. Aferin lan faydasız. Bu adam içmeyince beslenmiyor mu nedir? Çocuk gibi bir şey oldu ya. Gel. Abla. Getirin. Hoş geldin. Şöyle. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gel. Bu iyiymiş burası da. İyi. Siz hepiniz hastaneden para mı alıyorsunuz ya burayı övün, reklamını yapın diye? Ha, keşke verseler. Baba, vallahi sevsen de sevmesen de artık buradasın. Doktoru kimmiş bu? Bilmiyorum. Gelecek işte birazdan. Şu faydası benim başımdan al. Hiçbir işe yaradığı yok. Sen diktin bunu zangoç gibi tepeme. Sen git. Bana iki tane bira kap, gel hadi. Hadi. Taktı bana burada ya. Şu hale bak ya. Çoluk çocuğun maskarası olduk bu da. Ay.
Hikmet hoş geldin. Okul erken mi dağıldı? Yok abi, ders boştu. Ben de geldim buraya işte eve bir şeyler almaya. Sen kendi marketinden alsana be oğlum. Ah be abi. Ben çalışmıyorum artık orada. Hadi ya. Asım yüzünden değil mi? Esra ile yeni boşanmışlar. Adam safi sinir küpü. Adliyeden çıkmış. Sonra bir daha da gören olmamış. Nasıl yani boşanmışlar? Gerçekten mi boşanmışlar? Evet evet. Bir hafta kadar oldu galiba. Tamam abi. Ben bir gideyim. Geleceğim ben sonra yine, tamam? Oldu, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Hepsinden iyiydin. Gerçi biz aynı okuldayken de iyiydin herkesten ama kaçıp gitmeseydin. Böyle gerekiyordu. Ama döndüm artık. İyi görünüyorsun. İyiyim. İyiyim. Gözün için bir şey yaramayın. Hülya! Evet hocam. Acilde yığılma var. Savaş alabilir miyim? Tabii hocam, ne demek? Savaş hadi bakalım. Buyurun hocam. Gelin arkadaşlar sizde. Savaş sen de şu okulu bitir artık. Geçmiş olsun. Merhaba. Ben uzman doktor Hülya Aksu. Ben de Filiz, Fikri Elibol'un kızıyım. Kardeşim Rahmet. Memnun oldum. Fikri Bey, bundan sonra sizinle ben ilgileneceğim. Geçmiş olsun. Arkadaşlar, hastamıza donör bulma sürecini hızlandırmak ve bu sürede oluşabilecek komplikasyonları engellemek için kendisinin yatışını istedik. Tabii onun da bize bu sürede yardımcı olması gerekiyor. Çünkü eğer önerilerimizi dinlemezse çok ciddi mide kanaması ve hepatit koma gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Duydun mu? Duydum. Ay. Ben tekrar geleceğim Fikri Bey. Şimdilik geçmiş olsun. Sağ ol. Duydun mu? Ya duydum. Ezberlemiş geliyor. Hep aynı şeyleri söylüyorlar ya. Aa. Sırf doktordan olmaz yani. Sen de biraz yardım edeceksin. Esra. Niye yalan söyledin bana? Boşanmışsınız. Ya Hikmet. Sana zarar vermek istemedim. Ne zararı ya? Baksana ne kadar mutluyum. Sen nasıl zarar verebilirsin bana? Ya Hikmet, yani... Bak yani bu... Hani biz... Bu olmaz yani, anlıyor musun? Ailen üzülüyor. Yanlış bu. Ailem ne alaka ya? Üzülüyor onlar, ben biliyorum. Biri konuşmuş seninle. Kim konuştu? Rahmet geldi değil mi? Ne dedi sana? Bir şey demesine gerek yok ki Hikmet. Yani her şey ortada aslında. Aklını bulandırmış o senin. Hikmet, Hikmet dur! Ne olmuş şimdi? Bulamamışlar mı Fikri Bey'e ciğer? Yok anneciğim. Bulamamışlar ama bulurlar, merak etme. Üniversite hastanesine nakledilecekmiş. Orada daha iyi bakılacakmış. Üf, günlerdir gidip görmedim. Ben gideyim bugün bir göreyim adamı. Anneciğim, ben sana haber getiriyorum zaten. Gitme ne olursun. Hem sana bir şey olacak diye korkuyorum sonra. Anneciğim, hastane orası. Bir şey olsa hop diye yatırırlar. Ya bir şey olmasın tabii de. Yani bir şey olmaz. Neyse hadi gidiyorum ben. Sen de gitme olur mu? Aklın kalır bak. Bakarız tamam. Ay bu da benden evhamlı çıktı ya. Ne var canım? İki kere gittim yine giderim. Bu ne böyle dedi ya? Müjde, çöp hasatlarını burada bırakma kızım ya. Allah Allah. Ay kötü şans. Alo. Ha Yeliz.
Operasyonu bugün yapabiliriz. Gelin bir iki saate. Bir iki saate mi? Oğlum sen niye önceden haber vermiyorsun ki? Nasıl getireceğim ben adamı o kadar çabuk? Vallahi sen bilirsin. Sonrasında ben yurt dışına tüyüyorum. Paran da hazır. Gelin bir iki saate bitirelim şu işi. İyi. Tamam, getireceğim. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sen boş ver neresin. Giyin şunu. Hadi sallanma. Rahmet. Hı? Hadi ablacığım, ben buradayım. Git eve güzel güzel çalış dersin. Hadi. Ya abla, ben alıştım bu refakat işlerine ya. Bırak sen beni burada. Buyurun. Sürpriz. Hayda ya, yol geçen anına döndü burası ya. Herkes geliyor, herkes geliyor ya. Gelelim seni, yeni hastanede görelim dedik baba. Zeynep'le hem de. Nasılsın baba? Ne olsun işte, ölüyoruz. Filiz, hadi siz gidin. Bugün babamla ben kalayım. Zaten doğru düzgün ilgilenemedim. Ay yok yok, iyiyiz biz, buradayız. Ben biraz vakit geçirmek istiyorum. İyi peki. Ben işe giderim o zaman. Zeynep'i de rahmet eve götürebilir istersen. Perişan olmasın çocuk. Aynen. Sağ ol rahmet ya. Ne demek ya? Zeynep'ciğim, rahmet abini üzme tamam mı ablacığım? Gel bakalım, yeni mini bol. Görüşürüz. Bay bay. Hadi gel. Baba. Hadi bakalım, gidiyoruz. Sen beni kaçırıyor musun ya? Oo, en sevdiğim şey ya. Yok. Evci izni alıp çıkaracağım seni. Sonra da ciğer taktıracağız. Nasıl ya? Kara borsadan ciğer buldum, aldım sana. Aa, kız öyle ciğer oluyor mu be? Ciğerciden ciğer alır gibi kediye. Bunu yapan bir doktor var. Resmi değil, özel tabii yani. Gizli yapıyor ama işinde iyidir, merak etme. Hadi bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Şşş, aa, ölmem değil mi lan? Şimdi öleceğim deyip duruyorsun zaten. Bence beklersen öleceksin. Allah. Aferin, senin kafalar benim gibi zehir gibi çalışıyor. Ay, insansın, burada yat yat. Ha. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Bunu ciğerciye para pul işini ne yapacağız? Ben hallettim, verdim onu. Hadi sen hiçbir şey düşünme. Allah Allah. Vallahi. Hadi bakalım, bizim paydasılar gelmeden gider. Hadi. O ne be? Üniversite hastanesine geçiş yapmışsınız Fikri Bey. Geldim ama şimdi geri gidiyorum. Nereye? Dur. Ha? Ya bir tane kara borsadan ciğer bulduk, onu taktırtmaya gideceğiz. Ciğer mi? Baba niye söylüyorsun ya? Aman Şeyma Hanımcığım, yabancımız değil ya. Bizim bütün sırlarımız saklar. Değil mi Şeyma Hanım, saklarsın değil mi sırrını? Ne sırrını saklayacağım? Ciğer sırrı. Bu kadın kim? Ya ben sana anlatırım hepsini. Hadi hadi hadi. Şu bizim faydasızlar gelmeden çıkalım. Hadi, hadi gelelim. Ha abla, ben kitabımı unuttum yukarıda ya. E hadi git al, gel bekleyelim biz. Al, ben bir daha geleceğim hastaneye zaten ya. Niye alıyorum şey? Ya abla, kafa mı kaldı bende ya? Gel kız. Aynen, biliyor hocam. Dur bakalım. Gel bakalım abiciğim. Kibir, sen ne yapıyorsun lan bu saatte? Seni görmeye geldim. Hastaneden dönecek dedi Tülay abla. Ablamla konuşmuş. Ben de evde bekleyeyim seni dedim. Hastaneye de gelirdim de. Şşş. İyi misin lan sen? Nasıl yaptın lan bana bunu? Nasıl yaptın? Ne yapıyorsun lan? Çocuk korkutuyorsun ya.
Abicim biz şimdi Hikmet abiyle bir dışarıda konuşup geleceğiz, tamam mı? Heh, bekle sen bizi burada. Yürü lan. Yürü. Çek elini Rahmet. Lan yürü. Çek, bırak Rahmet dokunma. Ne yapıyorsun oğlum sen ha? Senin derdin ne? Çocuk orada korkuyor ya. Esra ile konuşmuşsun lan. Öğrendim. Ha. Geldi yetiştirdi mi sana? Ne biçim karıymış lan böyle bu? Ha? Rahmet doğru konuş. Oh. İyi misin lan? Sen... Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Sen ne yaptığını zannediyorsun oğlum? Ha? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Sana ne lan? Sana ne oğlum? Anam mısın, babam mısın? Sana ne? Abinim lan ben senin. Abin, abin. Abimmiş. Arkamdan iş çevirirken de abim miydin? Ulan ben senin iyiliğini istiyorum. Anlamıyor musun? Bana yalan söyleme Rahmet. Bana yalan söyleme. Sen benim mutlu olmamı istemiyorsun. Ulan oğlum o karı da olmaz. Sen şunu anlamıyor musun lan? Kafanı anlamıyor musun senin? Düzgün konuş lan. Düzgün konuş. Ağzını topla. Ulan seni var ya. Düzgün konuş. Ya ne istiyorsun oğlum? Ne istiyorsun? Rahmet! Dur! Hikmet sen de! Bak Tülay abla, Rahmet abiliğini gösteriyor bana. Abilik yapıyor. Sus! Laflara bak, laflara. Abisiyle nasıl konuşuyor bak. Ya durun ya! Hadi gelin. Hadi eve gidelim. Sakin sakin konuşalım. Ya bırak Tülay abla. Ben bununla ne konuşacağım? Ne desen ya lan? Be! Hikmet! Allah sana! Salak! Salak bu çocuk ya. Allah salak. Hikmet! Görürsün bakayım bu işin sonunda ne olacak. Senin kötülüğünü istiyor çünkü biz burada değil mi? Ya siz birbirinizi ne hale getirdiniz böyle ya? Neyi paylaşamıyorsunuz oğlum? Salak bu ya. Abi. Burnun kanıyor. Şeyim yok ya. Gel. Lan Lina. Hadi gel. Siz de ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen hazırlayalım Fikri Bey'i. Bir saniye. Buralar her yer tertemiz değil mi? Yani ne bileyim mikro falan kapmaz değil mi Fikri Bey? Hayır efendim. Çok steril. Buradan öteye geçmeyeceğiz zaten. Dezenfekte ettik. 2000 doneri ameliyat için hazırlıyor. Bana ciğeri verecek insan orada mı şimdi? Yani onu canlı canlı kesip ondan sonra bana mı monte edeceksiniz? Evet ama o da kısa sürede iyileşecek. Hiç merak etmeyin. Hemen alırım sizi. Fikri Bey. Ay boz mu geçsek? Üniversite hastanesine geri mi dönsek? Benim için hiç rahat değil. Hadi gidelim ne olur gidelim. Şeyma Hanım, size yolda o kadar anlattım. Bu benim son şansım ya. Aa, üniversite hastanesine gidip ne yapayım? Ölüm mü bekleyeyim? Korkutmayın beni ama ya. Babacığım korkma ya. Korkacak bir şey yok. Ben değil mi korkuyor? Ay siz de korkmayın. Ama ne yapayım? Bak iyileşeceksin tamam mı? Biz doktorla her şeyi konuştuk. Birkaç saat sonra yepyeni bir hayata başlayacaksın be. Vallahi. Vallahi. Hadi o zaman halledelim şu işi. Evet. Şimdi şunları da cebine koyarsın. Şeyma Hanımcığım. Hadi hakkımızı helal edelim. Helal olsun. Biz de çıkalım. Yok biz şurada dursak. Çıkmayalım. Çıkmamız lazım lütfen, değil mi doktor? Lütfen. Şurada. Buyurun. Şurada biz bekleseydik orada şey yapmadan. Bir dakika. Evet Hikmet Bey biz de geçelim artık. Buyurun. Çıkartıyorum değil mi? Lütfen. Başını arkada tut ama böyle tamam mı? Kanaması durur şimdi. Ufoldu. Ha ufoldu abin. İsmo. Pamuk'u da tıkadı Tülay ablan. Pamuk. İsmo, senin bu abilerin var ya kafadan uf kafadan. İkisinin de tahtaları eksik böyle. Eksik. Hadi oynayın siz. Ya bu neden oldu böyle? Ha? Bir kız meselesi yüzünden falan mı? Değer mi oğlum birbirinizi incitmeye? Ya değmez tabii. Ve gel de bunu Hikmet anlat. Peki o... Hani kısa saçlı böyle turuncu kafalı kız avukatın kızı yüzünden mi oldu? Yok. Değil o. E kim o zaman? Boş ver ya. Tülay abla çiç. Ay çocuk saatlerdir kıvranıyor ben. İsmocuğum benim yüzümden oldu. Sen göğsüne ne kadar su koyverdi bile o. Vallahi benim yüzümden oldu ya. Dur. Hemen senin üstünü değiştirelim. Kıyafetlerin nerede? Kıyafetlerin nerede senin? Ha bu senin mi? Hemen.
Dur. Dur oğlum, dur şöyle bir. Dur şimdi. Hadi gel, hadi gel gidiyoruz. Hoppa. Hadi üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. Doktor Bey, nasıl? Yaşayacak mı Fikri Bey? Evet, merak etmeyin. Gayet iyi. Ay çok şükür, çok şükür. Parayı gönderiyorum şimdi sana. Ne dedi öyle sana fısır fısır? Ha? Yok, bir şey yok. Ben bir babama bakacağım. Sen bekle burada. Ama bekle. Tamam. Nereye gitti bu adam? Doktor Bey! Nereye gidiyor bunlar ya? Hikmet. Kalk, gidiyoruz. Hikmet, saçmalama. Yürü dedim, gidiyoruz. Ne oldu, delirdin mi? Delirdim. Delirdim anasını satayım. Esra, seni seviyorum ben. Seviyorum diyorum, niye anlamıyorsun? Bak ben yaktım bütün gemileri. Kalk gidelim, birlikte olacağız. Sadece ikimiz olacağız, başka hiç kimse olmayacak. Yürü. Yürü, Hikmet. Gidiyoruz. Yürü Esra. Bir şey de demedi. Ben de çıksam mı? Çıkayım. Yok çıkmayayım. Ay çıkayım. Çıkacağım. Çıkıyorum. Oğlum Serhat, ne bu hal lan? Ha? Aa! Fikri Bey! Lan adam kan içinde be. Fikri Bey! Ne yapayım? Ambulans. İyi tamam hadi kapat. Fikri Bey. Alo. Çok acil ambulans lazım. Ne? Menekşe sokak numara 3. Çok acil ama ha. Tamam. Ne oldu, öldü mü? Ölmüş mü? Yok, yaşıyor. Neden doktor yok? Niye kimse yok burada? Neden gittiler? Efendim Filiz? Filiz, çok kötü bir şey oldu. Seni de ben hastaneye gelmen lazım. Ne oldu? Babam bir şey mi oldu? İşlemleriniz bitince sizi taburcu ederler. Gün aşırı da pansumana gelmeniz lazım. Çünkü yarayı kapatabiliriz. Geçmiş olsun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yorucu ama kendime geldim. İyi geldi bu telefon. Ne diyorum biliyor musun? Senin için böyle bir geri dönüş partisi falan mı düzenlesek? Ne gereği var ya? Ya öyle çok çılgın bir parti verelim demiyorum zaten. Öyle kendi aramızda bir şeyler yaparız. Hem gelişini ıslatırız işte. Tamam, yapalım. Tamam o zaman ben hallediyorum. Tamam hallet. Hallet bakalım. O zaman stajyer, herkes işinin başına atarsın. Ver şu suyu. Durumu nedir? Hocam aktif kanaması devam ediyor. Tampona devam edin. Hipotansif. Nabzı düşük. Hocam sıvı reflese ettim. Atropin uygulayacağım. Ne oldu bu adama? Kim ameliyat etti bunu?
Şey, biz karaciğer bulamadık da doktor buldu. Yanlış anlama, çaresizlikten yani. Kesi böbrek tarafında. Karaciğer kısmında kesi izi yok. Muhtemelen böbreğini çaldılar. Sakin. Böbreğini mi çaldı? Hanımefendi. Böbrek. Hanımefendi. Hanımefendi, sakin olun. Abi ne yaptın ya? Hadi çıkmıyor muyuz devreye? Tamam kardeşim. Şunları hemen halledeyim, çıkacağız devreye. Tamam. Ya ne diyeceğim? Hı. Geçen çarşıda sizi el ele görmüşler yengeyle. Aranız iyi galiba. İyi kardeşim, iyi. Çok şükür. Geride kaldı kötü günler. O Barış denen hırsız da gitmiş mahalleden. Vallahi kovaladın herifi. Helal olsun. Ya kardeşim, bana bulaşmayacaktı, biliyor musun? Cemil, bir bakar mısın? Tabii abi. Hayırdır? Tayinin çıkmış. Haber geldi şimdi. Tayinin mi çıkmış? Ben vazgeçmiştim, söyledim size ya. İşleme almışlar dilekçeni. Öyle vazgeçmekle falan olmaz bu işler. Yapacak bir şey yok artık. Meslekte kalmak istiyorsan gideceksin. Ya... Nereye çıkmış? Tülay abla, hı? Sen git istersen ya, misafirim var. Ben buradayım zaten. Rahmet, senin ağzını ıslak terlikle vururum ha. Misafirim mi o benim? Başımın belası ya. Çocuğun kıyafeti kurumuştur. El kadar şey, dur katlayayım. Hmm. Bu ne ya? Aa, Rahmet! Rahmet gelsene bir ablacığım. Gel gel. Ne oldu ya? Bu ne? Oha, ne bu ya? Nerede çıktı bu? İsmet'in yatağının altında buldum. Ablanın olamaz değil mi? Ya ablam bu kadar paramız olsa saklar mı bizden ya? Hayatta saklamaz. Babanın falan olabilir mi? Ya ne babamı ya? Ya bayağı da para var burada Tülay abla. Zeynep'ciğim. Bir gel kuzum buraya, gel. Gel bakayım Tülay ablanın karşına şöyle bir. Zeynep, bu para kimin biliyor musun? Korkma kuzucuğum, korkma. Söyle Tülay ablana, bu para kimin? Ya konuşamıyor zaten çocuk. Zeynep'ciğim. Annemin. Annenin. Kim senin annen? Annen kim? Ha? Gelir.
Yıldız, ne oldu babama? Ben bir hata yaptım. Ne hatası ya? Nerede babam? Ameliyatta. Ben karaciğer buldum sandım. Yani sandım derken kara borsadan buldum. Karaciğer nakli yapacağız dediler ama böbreği de çalmışlar. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Böbreğini mi çaldılar babamın? Ne yaptın sen? Ya nereden girdin sen hayatımıza ya? Bir sen eksikti, bir organ mafyamız eksikti ya. Ben özür dilerim. Ya yürü git. Ne zaman girdi? Oldu biraz. Yani özür... Ha, merhaba doktor bey. Fikri Elibol'un kızıyım da ben. İyiyim babam? Durum iyi. Ayrıntıları size asistan doktorum anlatsın. Benim çok acil bir ameliyata daha girmem gerekiyor. Tamam ama iyi değil mi? Kurtuldu, merak etmeyin, kurtuldu. Anlatırsın değil mi? Barış. Babanızın sağ böbreği alınmış. Orada kanamayı durdurduk. Yani şu anda merak edecek bir şey yok. Ama diyalize girmesi gerekecek. Onunla ilgili bilgilendirme ben size yapacağım. Geçmiş olsun. Barış. Niye böyle davranıyorsun? Ben... Pardon, biriyle karıştırdınız galiba. Savaş Ak'tan ben. Kaldım hem elimde acı, beni boş ver senden.